Peygamber Efendimizin döneminde de bir tane anne ve baba geldiler Peygamber Efendimiz'e, dünyaya gelen çocuklarını sordular. Şikayet demeyelim, sordular. Anne ve baba beyaz tenli insanlar, dünyaya gelen çocukları da siyah. Bizim tabirimizle zenci bir çocuk dünyaya getirmiş. Kocası diyor ki ben eşime %100 güveniyorum. Eşim bir hata yapmaz. Bunun kesinlikle başka bir sebebi vardır diyor. Geliyorlar Hazreti Peygamber Efendimizin huzuruna, diyorlar ki ya Resulallah, böyle bir olayla karşılaştık. Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar ki çocuk sizindir. Ki peygamberin sözü de tabii ki doğru bir sözdür. Çocuk sizindir. Sadece sizin atalarınızdan bir tanesinin nedir? Siması siyah bir simaya sahipmiş. Atalarınızdan bir tanesi siyah bir çehreye sahipmiş. Onun nedir o siyahlığı? Nesilden nesile geçerek gelmiş, bugün sizin çocuğunuza yansımıştır diyor. O şekilde onlar da fark ediyorlar ki atalarından buna ulaşmış olan irsi bir nedir? Renk değişimi olmuştur kendi evlatlarında. Birçok şey anneye ve babaya nispet verilir. Hazreti Meryem Aleyhisselam'ın da Hazreti İsa olayında da görüyoruz ki ne zaman ki Hazreti Meryem Aleyhisselam Hazreti İsa'yı dünyaya getirmek için Beytülmukaddes'ten dışarıya çıktı. Ki burada da güzel bir nokta vardır müminler. Hazreti Ali ile Hazreti İsa'nın arasındaki farkı insan buradan çok net bir şekilde anlayabiliyor. Hazreti Meryem Aleyhisselam bildiğiniz gibi Beytülmukaddes'teydi, Filistin'deydi. Orada ibadet ediyordu o mabedin içerisinde. Ama ne zaman ki çocuğunu dünyaya getirme zamanı geldi, Allah dedi ki Meryem, benim mabedimden çık dışarıya, uzaklaş. Gitti ve de uzak bir yerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdi. Ama tam tersine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın annesi İmam Ali'yi dünyaya getirmek istediği zaman Allah ne diyor? Demiyor ki Fatıma benim mabedimden çık. Diyor ki Fatıma gel bana. Üstelik de Rabbul Alemin kapısını açmıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'ı o kadar seviyor, o kadar değer veriyor ki diyor ki senin için kapımı açmıyorum, senin için duvarımı yarıyorum. Senin için kalbimi yarıyorum diyor Allah. Ve de kapıyı değil de duvarı yararak Fatıma binti Esed'i içeriye alıyor ve de Mevla Ali Aleyhisselam'a nedir? Orada annesi Fatıma dünyaya getiriyor. Ama tam tersi Hazreti Meryem Aleyhisselam Hazreti İsa'yı dünyaya getirmek istediğinde Allah diyor ki Meryem uzaklaş, benim mabedimden uzaklaş. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya geliyor, geldikten sonra da Hazreti Meryem diyor ki ya Rabbi ben şimdi geriye nasıl döneceğim? İnsanlara nasıl derim ki bu çocuk bendendir? Ve de babası kimdir diye sordukları zaman ne yapacağım? Allah diyor ki Meryem sen sadece sus. Eğer ki o Yahudi bilim adamları senden bir şeyler illa da sormak isterlerse sen çocuğuna işaret et. De ki eğer bir şey de soracaksanızsa bu çocuktan sorun. Allah'ın sözüdür. Meryem de kabul ediyor. Bu şekilde kucağında Hazreti İsa Aleyhisselam yavaş yavaş Filistin'e ve de mabede doğru hareket ediyor. Meryem'i görenler ona doğru geliyorlar. Etrafını sarıyorlar. Başlıyorlar onu kınamaya. Orada sözümün başında arz etmek istediğim oydu. Diyorlar ki Meryem senin baban iyi bir insandı. Annenden de hiçbir kötülük biz görmedik. Senin bu yaptığın nedir? Hani bazen insan kötü bir şey yapınca derler ya babası da böyleydi. Annesi de böyleydi. Ya da iyi bir insan olunca derler ki babası rahmetli de aynıydı. Ona çekmiş, ondan irs kalmış diye. Dediler ki Meryem senin baban iyi bir insandı. Annen de kötü bir kadın değildi. Ne yaptın sen? Hazreti Meryem Aleyhisselam ne yaptı? Cevap vermedi. Başıyla gözüyle işaret etti. Dedi ki sorunuz varsa bu kucağımdaki bebekten sorun. Dediler bizimle alay mı ediyorsun sen? Biz işte beşikteki kundaktaki bebekle mi konuşalım? Bizimle sen alay mı ediyorsun? Yine Meryem Aleyhisselam işaret edince
Hazreti İsa aleyhisselam başladı Meryem'in kucağında konuşmaya. Gale inni abdullah. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi. Allah bana peygamberliği verdi. Ve de Allah bana anneme karşı iyi olmamı emretti. Orada herkesin ağzı açık bir şekilde, şaşkın bir şekilde bakıyorlar. Meryem'in kucağındaki nedir? Bebek. İsa aleyhisselam sohbete başlıyor. Hazreti İsa aleyhisselam'da da aynı şekilde gördüğünüz gibi diyorlar ki annesinden babasından bir şeyler soruyorlar. Diyorlar ki senin annen böyle değildi, baban böyle değildi. Tabii ki orada Allah'ın mucizesi Hazreti İsa aleyhisselam o şekilde dünyaya geliyor ki o Yahudi bilim adamlarının o soruları karşısında da güçlü bir delil olsun. Bizler evlatlarımızı İslami kurallara göre yetiştirmek istediğimiz zaman önce kendimize bir bakmamız lazım. Yani biz kendi hayatımızda nasılız? Yani evlatlarımıza ne bırakacağız? Evlatlarımıza hepimiz diyoruz ki işte bir ev yapayım, ev kalsın evladıma, işte biraz bankada para bırakayım, işte ileride zorluk çekmesinler. Hatta o kadar bedbaht kelimesini kullanacağım. O kadar daha kötü bir duruma düşmüşüz ki kendimizi değil torunumuzu düşünüyoruz. Oğlumuzu kurtardık. Torunumun da işte onun için de bir şeyler hazırlayayım sonra. Ve bu doğrultuda henüz parası cebinde olup hacca gitmeyen var, bir ziyarete gitmeyen var. Ama çocuğunu düşünüyor, torununu düşünüyor. Ya mübarek Allah sana eğer ki bu rızkı verdiyse, sen kendi başına bu rızkı kazanıp kendine ev aldın, bahçe aldın, araba aldın, onu aldın, bunu aldın, evladına da Allah verecektir. Evladın da kazanacaktır. Bizler hep evladımıza maddi şeyler bırakmayı düşünüyoruz. Maneviyatı geri planda bırakıyoruz. Biz evimizde acaba evladımıza peygamberden, İmam Ali'den, Hazreti Fatıma'dan, Ehl-i Beyt'ten bahsediyor muyuz? Ya da evladım ben iki ayet okumasını biliyorum gel beraber okuyalım. Ya da ben biliyorum gel sana da öğreteyim diyor muyuz? Bizim evladımıza manevi şeyleri bırakmamız lazım ki evlat da kendisini bu yolda nedir? Bilinçlendirsin ve de yetiştirsin. Yoksa para dünya malıdır. Dünya malını senin kazandığın gibi evladın da kazanır. Ama dindar bir evlat ancak çocukluktan yetişir. Sen onu baştan yetiştirmediğin takdirde, baştan İmam Ali sevgisini onun kalbine yerleştirmediğin takdirde, baştan İmam Ali'yi ona anlatmadığın takdirde ondan da fazla bir şey bekleme. Ve İmam Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i tanımayan bir evlat da ileride sana karşı da gelecek, hakaret de edecek, hakkını da yiyecek. Yaşlandığında bakmayıp diyecek ki git zenginsin, seni gönderelim bir tane bakım evine, yaşlılar evine, orada kal, orada da son nefesini verirsin. O hale gelecek. Bu bir gerçektir. Ama dindar bir evlattan insana zarar gelmez. Dindardan da kastımız bu yalancı müminler değil ha. Gerçekten mümin insanlar. Gerçekten dinini yaşamak isteyen, imanını yaşamak isteyen, gerçekten İmam Ali'nin yolunda olmak isteyen bir evlat annesini babasını sokakta nedir? Bırakmaz. Ne kadar acıdır o söz ki toplumumuzun içerisinde vardır. Diyor ki bir anne bir baba 10 tane evlata bakar, 10 evlat bir anneye bir babaya bakamaz. Bu bir gerçektir. Tecrübedir. Geçmişlerden gelen büyük bir tecrübedir bu. Belki de bundan dolayıdır İslam dini anneye, babaya, hürmete bu kadar önem veriyor. Belki de biliyordu ki zaman gelecek evlatlar babalarını, annelerini sokağa atacaklar. Git kendi başının çaresine bak, ne yaparsan yap diyecekler. Ondan dolayı da buyuruyor ki, eğer cenneti kazanmak istiyorsan annene babana hizmet et. Allah'ın günahlarını, hatalarını, yanlışlarını bağışlamasını istiyorsan annene babana hizmet et. Eğer bu dünyada
Başarı istiyorsan git annenin babanın elini öp, onların sana dua etmesini iste. Onlar dua ettikleri takdirde nedir? Sen başarıya ulaşırsın. Mevla aleyhisselam bizler için en büyük örnektir. İnsanlar, çocuklar, herkes kendisine bir şahsı örnek almak ister. Kendisini onun gibi yetiştirmek ister, onun gibi olmak, onun gibi olmak ister. Ve bizim için de en büyük örnek nedir? Mevla Ali Aleyhisselam'dır. Bir gün kendi halifeliği döneminde gece vakti yalnız başına Mevla Aleyhisselam çıkmıştı Kufe'nin dışına. İslam ümmetinin, İslam hükümetinin başındadır İmam Ali Aleyhisselam. Yani bizim tabirimizle bir cumhurbaşkanı, bir kral, bir padişahtır. Koskocaman bir İslam hükümetinin başında olan bir şahsiyettir. Yalnız başına Kufe'nin dışında geziyor. Yalnız başına. Dertlerini kazdığı kuyulara anlatıyor. Gözyaşı döküyor, ağlıyor. Bir gün yine Kufa'nın dışındayken, öyle yürürken bir baktı gördü ki bir köşede bir tane adam oturmuş. Yanında da bir tane merkep. Merkebin üzerine koyduğu bütün yük de yere dökülmüş. Dedi ki, selamun aleyküm, hayırdır? Dedi ki, valla merkepten yüküm döküldü. Kendi gücüm de yok kaldırıp koyayım üzerine. Oturmuşum burada gariban gariban bekliyorum, belki birisi gelir bana yardım eder diye. Mevla Aleyhisselam buyurdu ki, tamam ben sana yardım ederim. Aldı yükü, koydu merkebin üzerine. Ondan sonra da başladılar beraber Kufe'ye doğru hareket etmeye. Senin yolculuğun neredir? İmam Aleyhisselam buyurdular ki, Kufe'ye gidiyorum. Senin yolculuğun neredir? Ben de Kufe'nin köylerinden bir tanesine gideceğim. Tamam, güzel, iyi. Beraberce başladılar sohbet etmeye ve de Kufe'ye doğru hareket etmeye. Bu arkadaş Hristiyan birisiydi. Ne zaman ki geldiler öyle bir yola, farz ederim sağa gidiyordu Kufe'ye, sola da köye. Mevla Aleyhisselam Kufe'ye dönmedi ve bu adamla birlikte hareket etti. Adam birden şaşırdı, baktı, dedi ki, hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Kufe'nin yolu o taraftır. Dedi, biliyorum. İmam Aleyhisselam buyurdular ki, biliyorum o taraftır. Ama benim dinim bana bunu öğretmiştir ki, birisiyle arkadaş, dost, yol arkadaşı olduğun zaman, onu uğurlamak istediğinde onun peşinden 3-5 adım git ve onu uğurla. Dedi, ya senin dinin ne kadar güzelmiş. Hristiyan dedi ki, seni gelsem Kufe'de nerede bulabilirim? Geleyim arada sırada seni göreyim. İmam Aleyhisselam buyurdular ki, Kufe camisine gel. Dedi, tamam geleyim de ben seni nasıl bulacağım? Adın nedir? Dedi, bana Ali derler. Ali ibn Abi Talib. Öyle deyince adam İmam Aleyhisselam'ı tanıdı. İslam hükümetinin başkanı zaten. Yani bir bizim tabirimizle cumhurbaşkanı, padişah, kral, halife. Öyle olunca hemen dedi ki, ya emirul müminin, senin bu dinin, senin bu tavrın, senin bu ahlakın ne kadar yüce bir şeydir. Dedi ki, ben şu anda Müslüman olmak istiyorum. Ve de Mevla Aleyhisselam'ın da yol göstermesiyle o şekilde orada Müslüman oldu. Bizim örnek alacağımız şahsiyet budur. Mevla Ali Aleyhisselam'dır. Ve biz bunu evlatlarımıza tanıttığımız takdirde, evlatlarımız böyle bir imamı tanıdıkları takdirde ona aşık olurlar. Sevmeyi boş verin, aşık olurlar. Ve Mevla Ali'ye aşık olan bir evlat da kolay kolay yoldan çıkmaz. Mevla Ali'ye aşık olan bir evlat annesine babasına hakaret etmez. Mevla Ali'ye aşık olan bir evlat eşine, çoluk çocuğuna zulüm etmez. Mevla Ali'ye aşık olan bir evlat komşusuna, akrabasına, tanıdığı herkese iyidir. Çünkü nedir? Mevla Ali'nin nurunu üzerinde yaşayacaktır bu adam. Biz evlatlarımızı Mevla Ali sevgisiyle yetiştirebilirsek,
iyi birer fert mutlaka ve mutlaka olacaklardır.